Bugün yağ pompasından bahsedeceğiz size. Öncelikle doğru ismi karıştırıcı değil, yağ pompasıdır. Nedenini birazdan açıklayacağım. Şimdi ilk önce karbüratör üst kapağını açtıktan sonra karşımıza gelen manzaraya bakalım. Manzara bu arkadaşlar. Şimdi bizim bugünkü konumuz karbüratör değil. O yüzden karbüratörümüzü çıkarıyoruz. Yağlayıcı arkadaşlar. Bu yağlayıcı yağı ve benzini ayrı kullanan PX'lerde en önemli parçalardan biridir aslında. Motorumuz için de yüksek öneme sahip. Çünkü motoru yağlayan tek parça. Bu parçanın doğru çalışması, bu sistemin doğru çalışması motorun hem yağlanması için hem ömrü için hem de birinci üzeri kilitleme yapmaması için çok çok önemli. O yüzden bu parçanın nasıl çalıştığını bilelim ki yarın öbür gün sökmek istediğimizde acaba bir şeye zarar verir miyim diye düşünmeyin. Ben şimdi tüm açıklığıyla hemen size anlatacağım. Yine pratik şekilde anlatacağım. 3 tane düz tonerleri açılan vidası var arkadaşlar. Buradan yağımız giriyor içeri. Buradan iç tarafa yağımız giriyor. Şurada bakın gazı açtıkça, gaz telini çektikçe, karbüratöre hava yakıt girişimi arttıkça buradan da bir itme kuvveti oluyor. Bakın. İşte bu bizim benzinle açtıkça motora benzin gittikçe yağın da oranını arttıran bir sistem. Hemen bunu pratik bir şekilde çıkarıyorum. Bakın çıkardım. Şunu şöyle koyalım. Bakın sistemimiz bu. Gazı açtıkça içerideki levyenin hareketini göreceksiniz. İşte bu levye biz gazı her açtığımızda veya devamlı basılı tuttuğumuzda biraz sonra göstereceğim işe yarayacak. Tabi bu şu an temiz hali, kirli halini çekmedim. Mineral yağ uzun yıllar kullanıldığı için iç tarafında sanki glasyon sürülmüş gibi katman vardı arkadaşlar. O yüzden bundan sonra tam sentetik yağ kullanılacak bu sistemde. Şimdi onu koyalım. Evet. O levyenin basılı olduğu parça, baskı uyguladığı parça bu. Şimdi bu parçayı çıkarıyorum önce size göstermek için. Bakın bu parça konik bir parça. Yani dümdüz bir dişli değil. Sebebi de şu. Alt kısmını da göstereyim. Bakın bir yağ var. Pompalama yapan kısım bu ve yağ. Yani basit olarak şu hareketi yapıyoruz aslında gaz verdikçe. Bu hareketi yapıyoruz. Şimdi biz gazı çektikçe burada da bir dişlimiz var. Nerede dişimiz? Burada. Bakın. O da motorun iç kısmındaki dişli bu. Hop, şöyle soktuğum zaman bakın. Bu parça devamlı dönüyor arkadaşlar. Motor çalıştığı sürece bu parça devamlı dönüyor. Biz gazı istedikçe buradan bastığımızda yukarıdan yani şu parçadan gelen yağı şuradaki delikten giriyor ve şurada gördüğünüz delikten motora gönderilmek üzere bu parça pompalıyor. Şimdi bu deliğe iyi bakın. Bu deliğe. Hemen tasın, karbüratör tasının arkasını çeviriyorum. Bakın buradan çıkıyor. Burada bir filtre düzeneğimiz var. Buradan hemen yağımız aşağı tarafa doğru süzülüyor. Burası kapalı bir sistem. Buradan silindirin iç kısmına geçiyor ve benzinle birleşerek yanma odasına doğru ilerliyor. Yağımızın yolculuğu bu arkadaşlar. Sistemimiz bu şekilde çalışıyor. Eğer doğru bir şekilde çalışıyorsa, bakımlıysa bu sistem gayet sağlıklı çalışır. O yüzden iptal etmeye, değiştirmeye gerek yok. Ama sıklıkla kontrol etmekte fayda var. Şimdi şu dişliden bahsetmek istiyorum. Bu bizim sonsuz dişlimiz arkadaşlar. Bu motor bloğundan, kranktan aldığı tahrikle dönüyor. Burada yine sonsuz bir aralık var. Burası da yağ pompasının dişlisi. Bakın bunun üst tarafında dişlerin aşınma olmaması gerekiyor ki diş sıyırmasın. Hatta şuna dikkatli bakarsanız burada biraz bir yıpranma var. Ama çok korkulacak ya da kötü seviyede değil. Bunlara kontrol etmeniz gerekiyor. Zaten
debriyaj tasını çıkardığımız zaman bu parçanın sadece uç kısmı gözüküyor. Şu kadarcık bir kısmı gözüküyor. Bunu da çektiğimiz zaman geliyor arkadaşlar. Bu parça zor çıkan bir parça değil. Yağ sistemimiz bu kadar. Size öneride bulunabilirim. Bunlardan birincisi şu. Motor setimizdeki yağ göstergesindeki yağ seviyesi azaldıysa, yani göstergenin de altına düştüyse mutlaka yağ ekleme yapın arkadaşlar. Motorumuzun yağ deposunda ne kadar çok yağ olursa motorumuz o kadar verimli yağlama yapar. Çünkü bu sistemin ayrı bir yağı pompalayan, yani motora göndermek dışında depodan pompaya, buradaki pompaya gönderen bir sistem yok. Yer çekimiyle çalıştığı için az yağ olduğu zaman motorun yağlamama gibi bir problem ortaya çıkabilir. O yüzden yağ deponuzu her zaman dolu tutmanızda fayda var. Tabi kullandığınız yağ da önemli. Ben tabi söktükçe, baktıkça, temizledikçe görüyorum. Gerçekten mineral yağın hani viskozitesi, yani kaydırıcılığı veya işte o canlılığının diyeyim tamamen düşmüş oluyor. Aşırı beklemiş mineral yağ gres yağına dönüyor arkadaşlar. O yüzden motorun iç kısmında, silindirin iç kısmında, karbüratörün iç kısmında veya yağ pompasının iç kısmında böyle parçacıklar, küçük öbeklenmeler yapıyor. Bu da sistemin sağlıklı çalışmasını engelliyor. O yüzden güzel bir temizlik yaptıktan sonra veya yaptırdıktan sonra mutlaka tam sentetik yağ geçin arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Videoyu, bu bilgiyi alması gerektiğini düşündüğünüz arkadaşlara iletin ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.